Bu videoda Hannibal dizisinden yamyam psikiyatrist Hannibal'ın psikolojik analizini yapacağız. İlk dersimiz pragmatik savaşçı Hannibal. Eski bir cerrah olan Hannibal, insan vücudunun güvenlik açıkları yani zayıf noktaları hakkında derin bir bilgiye sahiptir. Bu uzmanlık ameliyat masasının ötesine uzanır ve çatışmalar sırasında alışılmadık silah seçimlerinde kendini gösterir. Bir neşterden merdivene, bir kalemden ağır bir heykele kadar Hannibal'ın cephaneliği çeşitlidir. Bu çok yönlülük her duruma ayak uydurma becerisini yansıtır. Bıçak, bıçak tokma, kumaş parçası ve son nefeste kurtuluşa örnek olarak şu sahneye bir bakalım. I'm a psycho, call me Norman Bates. Think I know my trade. Sell a final one, born this way. Guess I'm sort of crazed. Talk is cheap, so now we forced to pay. You're not what you say. Okay. You can miss me with that bullshit, ayy. Like ole ole, okay. Yeah. Ayy, name a single rapper, I am better than, most of the devolution flow is ever set, kinda like the period activity. You're scoring even whenever you think you're in your element, Any but the money is irrelevant, Only ones around me are the presidents, Blue up in the game when I was just a kid. Now they see me sliding in the game in the second genesis, Hold up, wait, You're armed up with gangs. You can't pull up with your guns cause your bars hold no weight. But that power is over, hit, go pause and rewind it. My bars go over your head because the heat rises. You ain't gonna get no feature with your cheap prices. I don't play, don't get cash, chase up like the Greek riders. You ain't bout to combat, man, and Robin, use a joke. You be in the ER if you ain't got shit to show for. For this bread, I'm about to beat it, so you know you toast, bruh. I've been trained to kill these tracks cause I got locomotives. Hey, yo. Getting busy to the nitty gritty. I'ma need a million, every pretty pity. In my piggy biggy bacon till we getting plenty. Every single city, and I'm really lady cause I drink a city 7 handy till I'm feeling shitty. And I'm really picky in my bitch city. Daddy, bitty talking any mini, better give me all you kitty gitty. We get chitty chitty bang bang. She is silly, biggy biggy biggy. Hell, you never see me gone. Hannibal fiziksel olarak yetersiz olduğu durumlarda hızlıca yönelimini kirli oyunlara çevirir, hile yapar. Bu onun pragmatik savaş yaklaşımının bir örneğidir. Geleneksel angajman kurallarının üstün bir düşmanla karşı karşıya kalındığında geçersiz olacağının bilincindedir. Ayrıca ilk sahne dışında Hannibal'ın savaş pragmatizminin en içgüdüsel örneklerinden biri Francis Dolright'la yüzleşme sırasında ortaya çıkar. Hannibal vahşi ve ilkel bir eyleme başvurur ve Dolright'ın boğazını ısırır. Bu manevra Hannibal'ın geleneksel savaş tekniklerinin sınırlarını aşarak hayatta kalmasını sağlayacak gerekli her yolu kullanmaya istekli olduğunun göstergesidir. İkinci dersimiz Hannibal'ın magnum opus'u yani başyapıtı. Hannibal, Will'i sadece bir kurban olarak değil aynı zamanda boyayabileceği bir tuval olarak görür. Ona bir başyapıtıymış gibi yaklaşır. Will onun magnum opus'udur. Hannibal Will'i manipüle ederek onu bir katilin zihniyetini benimseyen bir koruyucuya dönüştürmeyi amaçlar. Cordell is going to keep you alive for a very long time. Hannibal'ın manipülasyonu standartların ötesine geçiyor. Onunki gerçekleri sıkça çarpıtan ve etkisi altındakilerin zihinleriyle oynayan bir ikna biçimidir. Hannibal gaslighting'e meyillidir daha çok. İnsanları psikotik dürtülerini tetikler. O etrafındakileri kuklalaştırma ustasıdır. Üçüncü dersimizde Hannibal'ın ironik jestlerine bir bakacağız. Hannibal Lecter karmaşıklık ve belirsizlikle örülmüş bir karakterdir. Karakterinin ayırt edici bir yönü özellikle kafa ve baş kısmına yönelik pratik dokunuşlarda bulunmasıdır. Bu ürpertici kafa okşama hareketi genellikle yoğun şiddet anlarından önce veya sonra geliyor ve kurbanda paradoksal bir duygusallık ve zulüm karışımı yaratıyor. Hannibal'ın insanların yüz bölgelerini okşama tutkusu dizi boyunca mecazi bir araç görevi de görüyor. Ana karakterlerden biri olan Will Graham, Hannibal'ın ürkütücü jestlerinin sık sık alıcısıdır. İster omzunda bir el, ister yanağında bir temas olsun, bu dokunuşlar genellikle Will'in ahlaki pusulasından ödün verdiği anlara denk geliyor. Aslında bu örneklerde Hannibal, işlenen vahşetlerin çarpık bir sevgi duygusundan kaynaklı. Dördüncü ders, Hannibal'ın nezaket paradoksu. Hannibal dizide sofistike ve kültürlü bir birey olarak tasvir ediliyor. Dünyaya zerafet ve incelikli bir pencereden bakıyor.
kabalığa, görgüsüzlüğe tahammül edemiyor. Kabalığı olan bu tahammülsüzlüğü rafine estetik kişiliğiyle acımasız katil kişiliğinin tuhaf bir şekilde yan yana gelişine olanak tanıyor. Hannibal görgüsüzlük, kabalık ve saygısızlık eden kişileri hemen gözden çıkarmıyor. Bunun yerine oynadığı karmaşık satranç oyununda onları piyon olarak kullanıyor ve faydalarını stratejik olarak zamanla değerlendiriyor. Bu manipülatif nitelik karakterine başka bir katman ekleyerek onu kontrol ve incelik konusunda başarılı olan bir deha haline getiriyor. Elbette Will istisnasını da göz ardı etmemek gerekiyor. Will'in kaba ve sosyal açıdan garip tavrına rağmen Hannibal ona karşı şaşırtıcı düzeyde bir affedicilik sergiliyor. Bu istisna keyfi değildir. Daha ziyade Will'in kişilik bozukluğuna yönelik bir taviz olabilir. Hannibal Lecter'ın nezaket takıntısı karakterinde bir paradoks yaratır. Sanat, kültür ve gastronomi dünyasından keyif alıyorken hayatın daha incelikli yönlerine olan özenini yansıtıyor. Öte yandan saygısızlıkla karşı karşıya kaldığında ilkel içgüdülerini yüzeye çıkarma konusunda da hızlıdır. 5. ders yalanlar sanatı. Doktor Hannibal Lecter bir manipülasyon ve aldatma ustasıdır. Bununla birlikte onu diğerlerinden ayıran yalan söyleme sanatındaki ustalığıdır. Hannibal'ın yalanları tuzağa düşürmek ve kafa karıştırmak için tasarlanmış, özenle dokunmuş ağlar gibidir. Genellikle gerçekleri çarpıtma, gerçekleri manipüle etme ve hain amaçlarına uygun alternatif senaryolar yaratma becerisine güveniyor. Dizi boyunca adalet ve suçluluk arasındaki ince çizgide ustaca geziniyor. Hesapçı doğası sayesinde izlerini örtüyor. Bunun için sistemdeki boşlukları kullanıyor. Hannibal Lecter'ın en belirgin özelliklerinden biri gerçek niyetini gizlerken samimiyet maskesini ustaca takabilme yeteneğidir. Etrafındakilere karşı kültürlü bir beyefendinin suretini kolaylıkla sergiliyor. Bu sayede yüksek sosyeteye zahmetsizce karışabiliyor. Özenle sergilediği bu dış görünüş sayesinde kişiliğinin karanlık yönlerini de gizliyor. Hannibal Lecter'ın yalan sanatındaki ustalığı en güçlü yöntemi olmasa da yine de onun için güçlü bir araç görevi görüyor. 6. dersimizde Dracula arketipi ile olan paralelliklerine bir göz atacağız. Hannibal'ın nezaket cilasının altında klasik vampir arketipine mecazi bir gönderme vardır. Dracula gibi Hannibal'ın da kana olan doyumsuz iştahı, bir zekaya ve sofistike cephesinin altına gizlenmiş ilkel doğasına bir vurgudur. Hannibal bir oltanın keskinliğini test ettiği bir sahnede parmağındaki kanı çekerek uzun süre emmeye devam ediyor. Bu sahne Hannibal'ın ilkel içgüdüleri için bir metafor görevi görür ve karakterin sürekli olarak yürüdüğü medeniyet ve vahşet arasındaki ince çizgiyi sembolize eder. Kültürlü ve cilalı dış görünüşünün bu ilkel eylemlerle yan yana gelmesi karakterin rahatsız edici ama büyüleyici bir portresini yaratıyor. Hannibal Lecter sık sık ata vampir figürü Dracula ile paralellikler gösterir. Her iki karakter de daha karanlık, yırtıcı içgüdülerini gizleyen karizmatik bir tavrı paylaşırlar. İster Dracula'nın boyunları ısırırkenki jestleri, ister Hannibal'ın kana olan tutkusu olsun, ikisi de insani yanlar ve içlerindeki canavar arasındaki bütünleşmeyi tasvir ederler. 7. dersimiz Hannibal'ın ikiliği. Hannibal Lecter saygın psikiyatrist ve acımasız bir katil rollerini usta bir şekilde birleştiriyor. Böylelikle insan doğasının ikiliğini somutlaştırmış oluyor. Will'e suçları çözmede yardım ederken Lecter FBI'ın iç işleyişine eşi görülmemiş bir erişim kazanıyor. Kitaplarda geçen hem şifacı hem katil metaforunu bir düşünelim. Hannibal da bu iki kimliğe sahiptir. Hannibal Lecter sosyopat bir katil olmasına rağmen kendisini insanlara zarif bir beyefendinin suretiyle sunuyor. Kusursuz zekası ve gurme kimliğiyle kişiliğinin altında yatan karanlığı gizlemeyi beceriyor. Hannibal sanatın inceliklerine, mutfak lezzetlerine, entelektüel mizaha, bunların her birine hakimdir. Çekiciliği ve acımasızlığı arasındaki bu karşıtlık karaktere bir karmaşıklık katmanı da ekliyor. Bu katman tiksindiricidir ancak aynı zamanda da büyüleyici bir yanı da vardır. Hannibal Lecter hayattaki güzel şeylerin doğasına aşıktır. Sanata, müziğe ve gastronomiye olan sevgisi cinayetlerine gösterdiği titiz özenin de bir yansımasıdır. Tıpkı gurme bir şefin imza tabağı için malzemeleri titizlikle seçmesi gibi Hannibal da kurbanlarını hassasiyetle seçiyor. Hannibal salt şiddeti aşan bir tablo yaratıyor. Bu sanat Hannibal'ı basit bir katilden karanlık bir uzmana yükseltiyor. 8. ders Hannibal'ın kontrolcülük personası. Hannibal Lecter'ın kontrolcülük eğilimleri
psikopat doğasına derinden kök salmıştır. Bir psikopat genellikle empati eksikliği, pişmanlık duymama ve manipülasyon eğilimi gibi özellikler sergiler. Hannibal bu özellikleri tam olarak benimsiyor ve onları insanlarla olan etkileşimler için araçlar olarak kullanıyor. Kontrol ihtiyacı sadece bir arzu değil, aynı zamanda onun için bir zorunluluktur ve hayatının her alanına tezahür eder. Hannibal'ın kontrolcülüğünün bir diğer yönü de kusursuz hazırlığıdır. İster titiz bir cinayet ya da suç planlıyor olsun, ister bir akşam yemeğine ev sahipliği yapıyor olsun, Hannibal her duruma hem hayranlık uyandıran hem de ürkütücü bir ayrıntı ve hassasiyetle yaklaşır. Etrafındakilerden bir adım önde olma yeteneği sadece zekasını değil aynı zamanda doyumsuz kontrol arzusunu da sergiliyor. 9. dersimizde Hannibal'ın tanrı kompleksine bir bakacağız. Hannibal kendisini kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verme gücüne sahip ilahi bir varlık olarak görür. Hannibal Lecter cinayetlerini tanrının iradesinin somutlaşmış hali olarak görüyor. Ayrıca kendisini insandan daha yüksek bir varlık olarak da görüyor. Bu tanrısal algı aslında bir yanılsamadır ve Hannibal bu ironiyi göremez. O yaşamı ve ölümü yöneten ilahi bir güçten daha çok cennetten kovulmuş şeytana daha çok benziyor. Hannibal tanrının otoritesine rakip olmaya çalışan şeytanın İncil'deki anlatısını yansıtıyor aslında. Düşmüş melek gibi Hannibal da etrafındakileri manipüle ederek aldatıyor, baştan çıkarıyor ve bundan keyif alıyor. Büyüleyici tavrı ve zekası onu baştan çıkarıcı bir figür haline getiriyor. Kurbanlarını sahte bir güvenlik duygusuyla ağına çekiyor. 10. ders Hannibal'ın görünüş takıntısı. Hannibal izlenim konusunda takıntılıdır. Tertemiz takım elbiselerinden özenle hazırlanmış gurme yemeklerine kadar Hannibal'ın her yönü bir performanstır. Hannibal'la etkileşimdeki insanlar aynı anda zerafet ve tehlike aurasıyla karşı karşıya kalırlar. Hannibal'ın durumunda bireysellik ve benzersizlik arayışı aşırıya kaçar. Çünkü kendisini yalnızca görünüşüyle değil aynı zamanda eylemleriyle de sıradanlığın dışında tutmaya özen gösterir. Estetiğin ötesinde Hannibal onu farklı kılan psikolojik bir zübbeliği somutlaştırıyor aslında. Titiz planlamalar, başkalarını manipüle etme ve keskin gözlem becerisi zübbe kişiliğinin entelektüel yönlerini yansıtıyor. Hannibal karanlık karizmasıyla etrafındakilerin zihninde silinmez bir iz bırakmayı her zaman başarabiliyor. Bugün Hannibal'ın psikolojik portresini çizdik. Onun kişilik özelliklerini merceğe aldık. Böyle içerikler hoşuna gidiyorsa kanala abone olmayı unutma. Ayrıca imkanın varsa katıl üyeliğiyle kanala destek olabilirsin. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Öneri ve isteklerini yorumlar kısmına yazabilirsin. Sevgiler.